Bulgas eğitmeni ve televizyoncu sevgili Mehtap, bizim ekip arkadaşımız, canımız, ciğerimiz bugün bizlerle beraber ve yayına çıkmanın, her zaman buradadır ama yayına aniden değil, bu sefer bilinçli olarak çıkmanın ve eğitmen olarak sizlere bir şeyler öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor. Nasılsın? İyiyim, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Aman ne güzel valla. Evet. Bu heyecanın hep daim olsun. Çok güzel görünüyorsun çok. Bir kere her şeyden önce. Dilimiz çaldı, Özlem'in çaldı. Uyanma vakti geldi. Özlem'in uyanma vakti. Özlem'i niye yatırdık? Özlem de biliyorsunuz bizim editörümüz. Özlem efendim. Şu an uyuduğunu düşünüyor ama Özlem aslında şu an yaşlanıyor. Şu an yaşlanıyor. Özlem normal... şu an kırışıyor. Özlem şöyle durduğun zaman bile aslında kırışıyor. Şimdi bir anlatalım bu yatış pozisyonlarının öneminden. Evet. Şimdi biz aslında uyku kalitemiz çok önemli. Nasıl rahat ediyorsak evet öyle uyumalıyız. Ama yan yattığımız zaman istersen birlikte gösterelim mi? Yan yattığımız zaman. Bak, yan yattığımız zaman. Öbür tarafı göremiyoruz ya aslında ne oluyor yani cildimizde evet, diye görelim. Evet bak şimdi biz bu yastığımız bizim. Koydum ve bak ben yan yattım. Evet bak yan yattığımda nasıl kaz ayaklarım, nazonavya çizgilerim derinleşti. Gördün mü Çağlan? Allah kahretmesin çok kötü olmuş. Bak şimdi biz böyle bütün gece uyuduğumuzu düşünebiliyor musun? 6 saat, 7 saat, 8 saat burada kırışık bir alanla doğru, uyuyoruz. Doğru, doğru. E canım cildim ne yapsın? Bilsem çok üzülürüm vallahi farkında evet, değilim. Evet farkında ben değiliz. Ben bir de şöyle şöyle çektirerek yatarım. Mesela aynen. Şöyle ya, şöyle yatarken şöyle çektiririm, şöyle. Aynen öyle. Yapmaya şimdi Özlem'i uyandıralım. Olmuyor. Özlemciğim evet. Bir uyan bizim için. Bak Özlem'in hemen zaten yanak kırıştı. Evet. Peki Özlem doğru nasıl uyuyacak? Özlem birazcık yan yatma ihtiyacın mı var? Kendimizi sırt üstü yatmaya alıştırmamız bir gerekiyor. Bir kere zaten değil mi ama sırt üstü? Bunu, evet bunu yapamadık. Hmm. Konforumuzu, uyku kalitemizi yan yattığımızda sağlıyoruz. Hmm. Bunun için de şöyle yanağımızı hafifçe yukarı doğru askılıyoruz. Evet Özlem. Bu zamanla sen yaptığında pratiklik kazanıyor ve otomatik olarak zaten yapmaya başlıyorsun. Hafifçe yanağı askılayarak uyuduğun zaman gülme çizgilerini, kaz ayaklarını biraz koruma altına bir alıyorsun. Bir tık yani zaten gecenin ilerleyen zamanlarında farkında olmadan ama en azından hissettiğimiz anda bilinçli olarak aynen. Şöyle hafif hissettiğimiz düzeltmek. Hissettiğimiz anda bunu kendimize öğrettiğimizde. Önemli. Tamam. Aynen. Bu çok önemli. Önemli. Peki şimdi Özlem uyandı. Uyandı ve yataktan kalkış ve ışıltılı bir güne nasıl uyanabiliriz? Mehtap sizler için gerçekten çok etkili olduğunu bildiğimiz 5 dakikalık bir sabah rutini gösterecek. Işıltılı bir şekilde güne nasıl başlayabiliriz? Enerjik, istekli, heyecanlı bir şekilde güne nasıl başlayabiliriz? Onu gösterecek. Peki bunun için arkadaşlarımızı çağıralım mı? Bunun için arkadaşlarımızı davet edelim. Sabah nasıl uyanmalıyız? Buyurun efendim. Herkes sabah, evden en sevdiği pijamasını giyerek geldi. Sabah buyurun. Işıltılı bir cilde sahip olmak Merve için ekip arkadaşlarım da bana eşlik edecek. Sıraya geçer sabah, sabah ışıltılı bir cilde uyanmak için. Şimdi vücut yatayda bütün gece kan akışı duruyor, yavaşlıyor. Peki biz bunu sabah nasıl hareketlendireceğiz? Evet. Hem bedenimiz uyansın, güzel bedenimizi bir uyandıralım, cildimize bir ışıltı katalım. Hem lenfatik sistemi hareketlendireceğiz. Nedir lenfatik sistem? Uğurcuğum haritamızı da verirsek ortaya. Evet, Uğurcuğum. Lenfatik sistemi hareketlendireceğiz. Lenfatik sistem bizim vücudumuzdaki toksinlerimizi, mikropları, yüzümüze sürdüğümüz kimyasallar, derimiz tarafından emilen hava kirliliği, her şey vücudumuzda lenfatik sistemde birikiyor. Ve biz orayı sağlıklı bir şekilde lenfatik sistemimizi boşaltmamız gerekiyor. Şu yeşiller bizim lenfatik sistemimiz. Orada hücreye protein taşıyan sıvılar var. Biz orayı temizlemezsek, aktifleştirmezsek, arındırmazsak o toksinleri hücre proteini sağlıklı bir şekilde taşıyamaz. Taşıyamazsa ne olur? Yaşlanırız. Tövbe de kız. Evet tövbe. Şimdi arkadaşlar hazırsak güne şöyle bir esniyerek başlayalım. Siz bilerek mi boş sırasına girdiniz? Dur ben de yerimi alayım madem siz. Kız ne güzel güne, güne enerjik başlamak için güzelce bir esnedik. Önce esnedik. Yataktan kalkar ucunda. Kalkmaz değil mi bu? Evet kalkar, yataktan kalkmaz. Kalkar kalkmaz. Güzelce bir bacaklarımız evet parmaklarımızın üstünde bir yükseldik. Topuklarımızı havaya kaldırdık ve topuklarımızı vurduk yere. Hanımlar siz de ekran başında bize eşlik edin lütfen. Parmaklarımızın ucunda yükseldik. Vurduk topuklarımızı ve kan akışını en hızlı nasıl canlandırırız? Zıplayarak bir dakika boyunca, lütfen hamile olanlar yapmasın. Bir dakika boyunca zıplıyoruz.
bir dakika boyunca evet her iki ayağımızın üzerinde zıplıyoruz. Zıplıyoruz, zıplıyoruz. Zıplarken şu çok önemli, kollarımızı sallıyoruz. Bedenimizin evet kolları sallıyoruz ki lenf akışı, lenf düğümleri evet harekete geçsin. Ya şu takun yalarını çıkar kız. Takunya gibi sabah sabah çık. Ha şöyle ha. Evet ha. Hadi bakalım kollar yanda, ekran başındaki hanımlar sizler de bekliyoruz. Şimdi kollarımızı sallıyoruz ve şimdi geldik kasıklarımızda. Evet lenf düğümlerimiz, lenf nodülleri kasıklarımızda. Kasıklarımızı evet. Şimdi geldik iç çamaşırımızın olduğu alan var ya. Evet geldik oraya yumruklarımızla evet canlandırıyoruz. Şimdi geldik. Çok önemli. Bunu günlük hayatınızda her zaman yapabilirsiniz. Koltuk altındaki lenf düğümleri. Koltuk altındaki lenf düğümlerini. Şöyle kavradım koltuk altımı. Ve evet güzelce masaj yapıyorum. Pompalıyorum orayı. Böyle koltuk altı meme kontrol de yapabiliriz böyle biraz evet, elimizle. Evet. Oraya kadar şey yapmışken. Evet. Şimdi geldim. Derin nefesler alıyorum veriyorum. Evet. Derin nefesler. Şimdi diğer koltuğumun altı. Şahane, şahaneyiz. Şimdi geldim, köprücüğümün hemen altında yine lenf nodlarım var. Şöyle bir pompa yapıyorum köprücük kemiğimin üzerine. Şöyle bir pompa. Evet. Şahaneyiz. Pompa, şöyle bir pompa çalıştırdık. Şöyle parmaklarımla şöyle bir taradım köprücük kemiğimin üzerine. Hareketlendirdim. Ve şimdi geldik. Bedenimizi uyandıracağız. Parmakları açtım. Dört yaptım, yumruk yaptım ve bacaklardan başlayarak bütün vücudumu tarıyorum. Evet, toksinlerden arınıyorum. Uyan artık, uyan! Lenf sistemi bizim vücudumuzun tesisatı gibi düşünün. Borular tıkanırsa yaşlanırız. Evet. O yüzden özellikle kadınlarda lenf düğümleri dizlerinin arkasında şöyle bir aktif edelim. Evet bir yumruklayalım. Şahaneyiz. Geldim şimdi üst bedenimi. Dekoltemdeyim. Sandalye evet. Niye yapmıyor hocam? Evet kim ben mi diye. Tembel öğrenci ya arkadan. Biz geldim burada kendimizi dekoltemdeyim. Paralım. Yumrukluyorum dekoltemi. Şahanesiniz. Şimdi geldim hafif hafif parmaklarımla şöyle boynuma bir alkışlar. Boynumu alkışlar. Kan akışını hızlandırıyorum. Kanım şu an coşkuyla akıyor vücudumda. Vallahi koşarak çıkacağım kanaldan. Evet. Enerjimizi yükseltiyoruz. Güne böyle uyandığımızda nasıl mutsuz olabiliriz? Olamam. Olamayız. Geldim şimdi yanaklarımdayım. Geldim elmacıkların üstündeyim. Geldim dudaklarımın üzerine. Şahane. Geldim göz altına. Minik minik tampingler. Evet geldim şakaklarımdayım. Hanımlar ekran başında toksinlerden arınıyoruz, hücreyi canlandırıyoruz. Işıl ışıl bir cilt için. Ay kendimizi şu kadar sevsek yeter. Ay. Oh benim canım alnım. Hadi alnımızı alkışlayalım. Ay. Oh benim canım. Şimdi geldim eller gıdının altında. Gıdıyı bir canlandırıyorum. Oh gün içerisinde neler neler çektiriyoruz. Benden kemik sesi geliyor yalnız. Duyuluyor mu bilmiyorum. Korkunç bir ses geliyor. Evet. Şimdi gıdımızı da alkışladık. Minik minik cimcikler atıyoruz yüzümüze. Minik minik. Şöyle işaret parmaklarımızı kanca yaptık. Minik minik. Evet işaret parmaklarımız kanca. Ve minik minik şöyle makaslar alıyoruz kendimizden. Önce çene hattından. Evet. Geldim elmacıkların altına. Minik minik cimcikler. Minik minik cimcikler. Şakaklardayım. Geldim. Evet. Alnımdayım. Minik minik cimcikler. Evet şahaneyiz. Oh şöyle kolları bir sallayın. Mis. Şimdi bak nasıl bir enerji geldi. Vallahi nasıl geldi. Nasıl enerjiyiz burada? Kendimize geldik mi? Bak herkesin yüzü nasıl bir ışıldadı. Evet, kan can geldi. Evet kendimize geldik. Biz şahaneyiz. Keşke bunu öğlen değil sabah yapsaydık. Bunu her zaman yaparız. Evet sabah. Doğru. Böyle bir kendini böyle bir uykusuz böyle bir şey hissettiğinde yapabiliriz değil mi? Her zaman. Ay, yani bu... ben şimdi burada yapmıyormuş gibi yapıyorum ama ben yapıyorum yani sabahları. Şöyle yapıyorum hadi. Zıplıyor musun? Şahane. 3 dakika böyle yapıyorum.
Şahane. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Her şeyi bir şey yapıyorum. Acayip enerji veriyor mesela. Ama işte o şeyi istemek ve kötü de hissetsen yapmak çok önemli. Vazgeçmemek, devam ettirmek, evet, rutini çok önemli. Evet, vazgeçmemek çok önemli. Çünkü bunu hayatımızın rutini yaptığımızda, evet, bunun verimini alacağız. Bunun için, evet, de zaten 21 gün kuralı var. Evet, biliyorsun, 21 gün yaptığında tamam, sonra, evet, gerisi 21 gelir. 21 gün yaptığında alışkanlık haline geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.